Türkiye'nin en stratejik sektörü tarım. Hep aynı şeyi söylüyoruz. Hani bir beka meselesinden bahsettiğimizde biz bir numaraya savunma falan değil, başta tarımı yerleştiriyoruz. O yüzden bugün de tarımı konuşacağız. Türkiye'nin 2023'teki tarımsal üretim performansını konuşacağız. E, tarım konusunda umutlu olmalı mıyız? Alınan pek çok kamu tarafından gelen yeni yeni kararlar var. Bunların uygulamaları hangi aşamada başladı mı? Başta planlı üretim yıllardan beri tarımın en büyük meselesi olmak üzere. Ama tabii biz daha çok bir de şu enflasyon meselesine kafayı yatıracağız. Çünkü bir Ramazan süreci içerisinde gerçekten de e, daha da canımızı sıkan bir konuya dönüştü şu enflasyon. E, çünkü tarımsal enflasyon maalesef e, enflasyon şampiyonu bir süredir. Yani en başta Türkiye'de tarımsal... ...üretim geliyor yani bir numarada fiyatların en çok arttığı alan... ...dolayısıyla da bunun artış sebeplerini konuşacağız tarımsal üretimde acaba bir gerileme mi var? Bunun da bir etkisi var mı diye de soracağız. E, Rekortenin fiyatları etkisini soracağız. Soracağız da soracağız. Çünkü bakliyat da yılların markası. Reis yanı başımda olduğu için Mehmet Reis de her şeyi bilen insan olarak bir bilen olarak burada. Hoş geldiniz Hoş bir kez daha Teşekkür ederim. E, sizi görünce ben bir rahatlıyorum, bir doyuyorum Mehmet Reis. Öyle bir şeyiniz var karşı tarafa verdiğiniz bir. Gerçekten de bir huzur var. İyi ki varsınız. Elinize evet. sağlık. E, çiftçiler de aynı fikirde herhalde. Çünkü çok büyük bir ekosistemi de yönetiyorsunuz siz yıllardır. Kaç yıldır? Yaklaşık e, 42 yıl oldu bir fiil şirket kuralı ama sektörün içerisinde 48 yıl. Maşallah yarım yüzyıla geldiniz neredeyse kolay gelsin. Ee, Ramazan bereketi diyoruz ee, sonlanmasın biraz Destek sağlayalım dediniz. Elinizi taşın altına koydunuz dediniz ki en azından Ramazan bitene kadar ben fiyatlarımı sabitledim dediniz ama maşallah arkanızdan da katılanlar oldu yani değil mi? Evet. Biraz anlatır evet. mısınız bu kararın arkasını? Tabii biz yıllar öncesinden başlattık bunu. 1994-95, 2001, 2008 ve 2020 pandemi döneminde yani fiyatların hızla arttığı dönemde bir hedging olarak yani bir ekonomik bir destek tüketicinin yanında olabilmek, fiyat artışlarından etkilenmenin etkilenmesini en aza indirebilmek için bunu yaptık. Biz bu Ramazan ayında da özellikle Ramazan ayı kış ayına geldiği için bir mevsimsel talepte bir yükseliş var. Bir de Ramazan ay öncesinden başlayan insanlar evine ürün almak ister ama bu dönem içerisinde de birileri de fiyat beklentisi içerisinde olur ve fiyatlar yukarıya doğru çıkar. Burada önemli olan biz 20 Ocak'ta o gün e, parakende noktalarına verdiğimiz fiyat listesiyle 20 Ocak'tan hmm. 11 Mart'ta Ramazan başlıyor. Önemli olan bunu çok öncesinden yapabilmek. Biz e, Ramazan'la ilgili özellikle kuru gıdanın tüketildiği bu dönemde pirinç, işte mercimek, bulgur bunlar Ramazan sortlarına vazgeçilmez e, ürünleri ...o fiyatlarla sabit fiyat uygulamasına geçtik. Bu şimdi ben hesapladım hızlıca. bir Neredeyse 3 aylık bir sabit fiyat anlamına geliyor gibi geldi. 80, 80 gün ama siz 90, 10 günde ilave etmiş olduğunu Çünkü bir bayram var. Bayram, bayram, var, bayram sonuna kadar. Ha. Ramazan sonuna kadar demiştik ama bayram sonuna kadar. Şimdi bayram, bayram sonu kadar, oldu mu? Evet bayram Tabii, şimdi sonuna Şimdi 90 kadar, oldu yani. 90 oldu evet. Tabii bu sabit fiyat uygulamasını bizden sonra sadece diğer firmaların da yapması da beni çok sevindirdi. Bu firmalar da fiyatlarında indirim yaptılar, sabit fiyatlık uygulaması yaptılar. Ancak şöyle önemli. Sadece fiyatlar sabit olmakla değil, serbest piyasa ekonomisinde, rekabetin olduğu bir ortamda geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi üretici firmalar Piyasaya ayak uydurmak zorunda kaldılar. Yani onlar da fiyatlarını yukarı çıkartamadılar. Yani bugün bir parakende noktasına gidip bir liste uzattıkları zaman yeni bir fiyat listesi. Diyorlar ki reis fiyat yapmadı ki sabit fiyat yaptı. Sen listeni kabul etmiyoruz. Bunu bize aktarıyorlar. Yani burada önemli olan bir diğer firmaların duyması. İkincisi tüketici, yani vatandaşımız Ramazan öncesi gidip evine biraz daha fazla ürün Hı -hı. almak ister. Evet. Hani. Ama gördü ki fiyatlar nasıl olsa artmayacak iki ay, üç aya kadar. O zaman ihtiyacı kadarını aldı. Ve ne oldu? Talep de azalma olunca arzda bir evet. rahatlama oldu. Her zaman arzdaki bir rahatlama ürünün bollaşması fiyatı düşürüyor. Çok doğru. İlginç olan şudur. Enflasyonun geçtiğimiz yıllarda arkasındaki en önemli etkenlerden biri o stoklama evet. refleksi oldu Tabii. değil mi bir yandan enflasyondan kaçmak için daha çok alıyor tüketici. Aldığı aldığı zaman ne evet. oluyor? Arz arz e, kısılıyor Tabii. ve daha çok fiyatlar yukarıya çıkıyor. İnanın geçtiğimiz yıllarda da olmuştu. Bu dönem içerisinde de örneğin bulgurda ya da nohutta bir ara hatta fiyatı da düştü. Biz ne yaptık? Fiyat artışını engellemiş olduk. İkincisi de sadece bizim bakliyat sektörü değil yani kuru gıda değil. Diğer sektörlerde de fiyatlarda artış olmadı. Çünkü o artışı durdurabilmek hatta birkaç üründe de fiyatlar geri geldi. Şöyle bakmak lazım. Ben 1994-95'te şunu söylemiştim. Hep bugüne kadar da söylerim. Enflasyon sadece devletin yani hükümetin görevi değil. Evet. Enflasyon iş adamının da sorumluluğunun içindedir. 94 bir psikoloji yönetimi aynı zamanda değil mi çünkü bu iş? Sadece para politikasıyla yapılabilecek bir şey e, tabii. değil. Yani bir psikolojiyi yönetmek gerekiyor. Tabii ki en başta devlet yönetecek o psikolojiyi, o beklentiyi kıracak. Çok isabetli bir, bir, bir e, sizin Çünkü ben bütün Türkiye'ye bu kadar ürünü de veremem yani böyle bir şey olamaz. Ama bir başlangıç yapabilmek ve birilerinin de arkasından gelebilmesi. Demek ki yapılabiliyormuş Demek. ama burada şu bilinmeli, biz vatandaşımızın yanında sahip fiyat onları fiyatlardan artan fiyatlardan koruma düşüncesiyle bir sosyal düşünceyle bunu yaptık. Bunu böyle bilinmesi. Örneğin biz 2020 yılında Kadeve biliyorsunuz 8'den biri e indiği zaman o zaman da parakende noktalarıyla anlaştık. %7 de bizden olsun dedik. Böyle de bir destek sağladık. Her şeyi devletten hı hı. beklememek lazım. Her şeyi devletten beklemek gerek. Devletin de tek başına Yapabileceği bir mücadele değil ama en başta dediğimiz gibi güven tarafı kamudan başlıyor. Ee, ama tabii ki herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor. Fakat kolay da değil çünkü baktım e, tarım üretici enflasyonu Şubat'ta yüzde yedi. Bu yıllıkta şu an yüzde altmışlara denk geliyor şu anki artışlarda. Yani siz de kolay değil yani herhalde bir bir buçuk ayda bir o zamları yapmak zorunda kalıyorsunuz normal şartlar altında diye düşünüyorum. E, o fiyatlar hangi sıkıntıda yani genel, değişiyor? Genelde mi? baktığınız zaman tamamıyla bu tarımsal girdi maliyetlerine ve üretici maliyetlerine bağlı. TÜİK'in yani devletin resmi rakamlarına göre son Aralık ayında çıkan e, tarım girdi e, endeksine baktığınız zaman Hı -hı. yüzde 43 artmış. Evet. Üretici fiyatlarına baktığınız zaman yeni dün açıklandı Şubat ayının üretici fiyat endeksi. Ya Bu tüketicinin ayrı bir çalışma bu. Hı -hı. Orada da bu rakam yüzde 60 Tabii, onu söyleyebilir Yani şimdi. E, tarımsal girdilerle artınca üretici fiyatlar da artıyor. Şimdi tarımsal girdiler dediğiniz zaman tarlaya attığınız tohumdan tutun ilacı, gübresi, onun işçiliği Bilahare sadece insanlar tarladaki ürüne bakıyor ama tarladan çıkan ürünün ayıklanması, sınıflandırılması, işlenmesi, bunun paketlenmesi, Tabii. tarladan e, rapa rafa gidinceye kadar her aşamadaki e, bir taşıma nakliyesi ki lojistik ve e, finansman maliyetleri çok ciddi şekilde arttı. Aynı zamanda marketin bir masrafı var, marketin de bir kar marjı var. Bunların hepsi geldiği zaman raftaki fiyatlar belli oluyor. Eğer siz ucuz maliyette, daha verimli üretim yapabiliyorsanız o zaman fiyatlar artmaz. Yani enflasyonu iyileştirebilmek için yapılacağınız en önemli, en önemli gidilecek yol Arzı karşılayacak talebi sunabilmek. Siz talebi sunabildiğiniz zaman arz fazlaysa, örneğin mesela buğdayımız bu sene bize yeterli Tabii. şekilde çıktı. Fiyatların düşüyor olması fiyatları lazım. Fiyatların %25'ler, %30'lar seviyelerinde. Çünkü bakın tarımsal girdiler %43 artmış son verilen veriler. Hmm. Üretici fiyatları %60 artmış ama buğday %30'lar civarında artış. Demek ki rekoltesi yüksek olan ürünler yani verimlilik yüksek olan ürünler, e, o zaman fiyatların evet. artışını engelliyor. İktisadın temel kuralı. Burada kuralım. bir de şey var tabii ki bizim tarımsal girdi maliyetlerimizin ithal oranını düşürmemiz lazım. Ucuz ürün ürettirebilmek için çiftçimiz. Orada motorin, benzin, gübredin biraz o tabii. pahalılığın sebeplerini de açalım bir kez daha. Her seferinde açıyoruz ama. Hmm. Ya orada her şey yurt dışından geliyor değil mi Mehmet Reis? Yaklaşık, biraz sayar mısınız? Yaklaşık yine devlet e, TÜİK'in resmi rakamlarına göre 65 70 arasında tarımsal girdiler ithal ediliyor. Çok yüksek. Yem, bir oran. Hayvancılığa baktığınız zaman da bu %60 civarında yem. Şimdi onun için söyledim. Yani oranları sorduğunuz evet, için evet. söylüyorum. Bunları bizim e, Eğer yerli mi? tedariğine geçtiğimiz zaman hem biz bu yerli tedarikte üreticimiz bu konuda daha uygun fiyatla ürün üretecek, mal edecek, daha ucuza tüketiciye sunacak. Yani çiftçimizin para kazanması gerekiyor. Çiftçinin yüzü gülerse hı hı. tüketicimizin de yüzü güler diyor. Peki. Yani %65-70 ithal ham maddeyle bir çiftçi ürününü üretmek zorunda kalıyor. Pahalılığın en büyük nedeni bu diyorsunuz. İçeride de tabii ki döviz Öyle böyle kontrol altında ama yine de peyderpey hep yukarı doğru çıktığını görüyoruz. Bunun da yansıması Tabii var. Tabii döviz de fiyatlandırılıyor Tabii. çünkü. Döviz de fiyatlandırılıyor. Evet fiyatlandırılıyor. E, pahalılığın ana nedenini böyle sayalım ama iş bir de arz tarafına geldiği zaman rekolte nasıldı bu yıl? Evet. Bir kere geçen sene... Buğday iyi gitti. E, Buğday'da bir alarm <laughs> durumu vardı çünkü. Maşallah evet. yeni yeni o Konya Ovası'nda bir sürü buğday ekim alanları geliştirildi. Evet, geçen iki sene yıldır. 22 milyon ton civarında... Yani 1990 yılında biz 20 milyon ton üreten bir Türkiye. 56 milyon nüfusumuz var. Şimdi 86 milyon nüfusumuz var. 22 milyon ton üretmişiz. Bu senede... E, yaklaşık yüzde 3 gibi bir artış söz konusu buğdayda özellikle biliyorsun. stratejik bir ürün. Ekim alanlarında bir artış var. Ve çiftçilerimizden saha bilgileri bize gelen bilgilerde bu senede hububatta e, rekoltede bir artış bekleniyor. Yani bu 23-24 milyon tonları bulabilir. Bu tarihi Artışın bir rekor. Artışın nedeni rekol. daha verimli üretimi, alanların geliştirilmesi mi, ekim alanlarının Hepsi hava var. şartları mı? Hepsi var. Yoksa Önce tabii ki bu yani bu öngörüyü siz mevsim normallerinde yağışlar devam ederse yani mücbir bir sebep çıkmazsa bu rekolte bekleniyor. Tabii ki ekim bir kere fazla. İkincisi her sene dekar başına alınan verim ki Avrupa'ya göre az olsa da yani 280 300 350 400 kilogram önemli olan dekar başına alınan verimlilik. Bu çok önemlidir. Bunların hepsi üst üste geldiği zaman bu rekor var. Şimdi bunun yanında buğdayımızın yanında mercimek ekildi. Hı hı. Ondan son dün aldım o bilgiyi de. Ekim alanında biraz azalma olsa da çiftçilerimizden gelen bir üreticilerimizden verimlilikte artış var. Yani geçen seneye oranla e, belki yani Biraz yüzde bir %2-%3 artış hmm. olabilir deniliyor. Şu an toprakta o bitkimiz bunlar var. Ve bunların hasatı da Haziran ayında başlıyor. Şimdi önümüzdeki Nisan ve Mayıs aylarında da nohut, fasulye ve çeltik ekimi yapılacak. Bunların da e, hasatı e, e, Eylül ve Ekim aylarında. Ama şunu söylemek isterim ki ota hasata kadar, yeni hasada kadar hububat ve bakliyatta elimizde olan stoklarımızla ülkemizdeki bir yandan e, ithalat tabi, da yapılıyor Onu stoklarla da birlikte evet stoklarla birlikte herhangi bir risk Yok. görünmüyor yani bize yeterli ürünümüz var ta ki yeni hasat dönemine kadar. kadar 2023 2024 sezonu için 24 için devletin de bir stok bilinci ve refleksi arttı covid ile birlikte değil mi o salgın bir deneyim oldu adeta biraz daha kuvvetli stok yapıyor galiba değil mi toprak Mahsulleri ofisi Tabii bakın hem pandemi Hakikaten pandemi öyle bir şey bize hatırlattı ki, öyle bir şey de yani ölü bu durumu tarımsal üretimin, gıdanın ne kadar önemli olduğunu gördü. Zaten dünyada yaşanan bir küresel iklim değişikliği var. Sonra savaşlar var, çatışmalar var. Artık kendi kendine yeterliliğin ne kadar önemli oldu. Artık asker, silah, savunmanın ötesinde dünya nereye bakıyor? bize bunu tanık oldu yani gösterdi bu pandemi diyor ki senin yerli ve milli üretimin kendi kendine yeterliliğin bütün bunların ışığında bakıyorsunuz sosyal ve ekonomik olarak eğer siz e, üstün ve güçlüyseniz işte bu, bunlar diyor sizi e, güçlü ve ekonomik sosyal faaliyetleriniz belirleyecektir hı hı. diyor önemli olan işte pandemiden sonra artık ülkeler gıdaya erişimin ne kadar zor olduğunu gördü. Ve tüm dünya ülkeleri tarımda çok ciddi politikalar. Ülkemizde belki daha sonra bunu... Bizde de uzun Ülkemizde yıllardır de... çıkmayan pek çok evet. kanun ve yönetmeliği evet. çıkmasının arkasında tetikleyici neden belki de evet. değil mi? Şu son evet. 3-4 yılın e, savaş, covid vesaire. Onları da konuşacağız ama e, <laughs> şunu da e, altına çizelim. İklim Henüz bizim ayağımıza bağlanan çok ciddi bir soruna dönüşmüş değil, doğru mu anladım, Mehmet Reis? Yani ama vatandaş artık biliyor bunu. Son bir dün dün bir anket sonucunu okudum, Yüze 80 civarında Çiftçimiz en çok yine sorulduğu zaman anketlerde birinci derecede olumsuz hava şartlarını söylüyor. Hmm. ama küresel iklim değişikliği daha önce de sizlerle konuştuk ama her gün yeni ekleniyor üzerine. Dünyada çok büyük risk. Zaten Birleşmiş Milletler'in işte iklim panelinde falan en son yapılan panelde çok detaya inmek istiyor, istemiyorum. İklim değişikliğiyle konuşuluyor, konuşuluyor, konuşuluyor ama maalesef bir adım atılmıyor. Adım atılmıyor. Türkiye'nin biraz kasas... şansa gidiyor değil mi işler şu an? Mesela Türkiye'de dediniz ya yağmıyor, yağmıyor sonra bir anda bir şekilde toparlıyor bir noktada. Bir yağmurları da alıyoruz derken hani o yüzden hasatı Özellikle soruyorum. Hani çünkü bazı izleyenler diyorlar ki tarımsal enflasyonun arkasında hasatla ilgili bir mesele mi var acaba? Aslında yok. Şu an yok. En azından şu an yok. Değil mi? Tabii iklim şartları. Her zaman mevsim normallerine gittiği zaman hasatta bir sorun olmaz. Ancak Türkiye Akdeniz Havzası'nda olmasından dolayı dünyada en çok küresel iklim değişikliğinden etkilenen ülkelerden biri. Yani öyle bir şekilde ki küresel iklim değişikliği ...her geçen gün şiddetini ve sıklığını artırıyor. Bu son derece önemli. Ve küresel iklim değişikliği gıda güvencesini tehdit eder hale geldi dünyada. Bunun için toplantılar yapılıyor demin ifade ettiğim gibi. Ama biz de Türkiye Büyük Millet Meclisi de bu konuyla ilgili bir protokolünü imzaladı. Bir de biliyorsunuz Yeşil Mutabakat diye bir konu var. Hı hı. Artık bizim doğayı, doğal kaynaklarımızı yok etmeden... ...çünkü doğal kaynaklarımız sınırlı sayıda, sınırsız değil... Biz su fakiri olma yolunda gidiyoruz. Sularımıza sahip çıkmamız lazım. Şimdi Konya'nın Akören ilçesine bağlı bir baraj, May Barajı. 1960'ta yapılmış. Yağışların azlığı ve kuraklık sebebiyle tamamen kurak kurumuş. Ciddi anlamda çiftçilerin faydalandığı bir baraj. Hani son örnek, bunu aktaralım. Son yansıyan evet. kurumu örneği Ben hemen olarak. bir ilave edeyim. Tabii. hanım Konya biliyorsunuz bizim tavlan barımız. Be belki şu an İstenilen düzeyde buğday üretimi yapılmasa da yine son yıllarda biraz artış söz konusu olsa da 600 obruk oluşmuş. Evet. Yani yerüstü suları değil yeraltı suları. sulara yani Sivas'ta da 400'e yakın. Obruğun nedeni o değil mi evet, yani? Evet su çekiliyor Tabii. ve yeraltı sularımız gidiyor. Bu çok önemli. Yani Bakanlığın, Tarım-Orman Bakanlığı'nın açıkladığı havzalarımızın yaklaşık 25 havzanın 20'sinde su azalması olduğu söylüyor. Dünyanın nazar boncuğu Mekke Gölü bu kurumaya başladı. Ever Gölü kurumaya başladı. Bunlar eski özelliklerini kaybettiler. Evet. Pek çok gölümüz kuruyor. Yani bizim tatlı su kaynaklarımızın, yani sularımızı ve topraklarımızı kısacası nitelik ve nicelik olarak korumak zorundayız. Biz toprağımızın ve bir damla suyumuzun kıymetini bilmeliyiz. Evet. Tarıma elverişli 20 santimlik bir toprak 500 ile 1000 yıl arasında seçiliyor. Ama erozyonla tarım alanlarımız gidiyor. Evet. Peki, şimdi bu kadar konuştuk. Ee, rakamlar her zaman her şeyi iyi özetler. Ee, Mehmet Reis'ten bana gelen rakam bu. Bu tabii Türkiye ekonomisi yüzde dört buçuk büyüdü, onu biliyoruz da 2023 yılında. Tarım sektörünün binde küçüldüğünü bilmiyorduk. Şimdi her şeye rağmen tablo bu. Bir yandan nüfus artışı var. Ee, her ne kadar enteresan bir nüfus artmasında da bir sorun yaşandı geçen sene ama ciddi bir göç aldığımız ortada. Bu binde iki küçülmenin arkasındaki nedenleri biraz daha açalım Mehmet. Resmi rakamlarda e, tarımın büyümediğini söyleyebiliriz. Yerinde saymış, bir tıkta da gerilemiş. Bak, 20 yıl öncesine baktığınız zaman gayri sahibi yurt içi milli hasıla 9,5 payı aldığı pay. 2023'te aldığı pay 5,9. Yani gayri sahibi milli hasıladaki zaten oranlar kendini belli ediyor. Şimdi Türkiye'de demin söylediğiniz gibi nüfus artıyor. Ama nüfus artışına paralel tabii üretim yapmanız lazım. Ama e, büyüme potansiyelini kısalt, e, kısıtlanmasının ana nedeni bu. Nedir? Tarım alanlarımızın azalması. Şimdi tarım alanlarımız yüzde 8 azalıyor. E, ekilebilir alanlarımız 1990 ile 22, 2022 arasındaki farkı söylüyorum size. 8 yüzde 8 tarım alanı azalıyor. Ekilebilir alanlarda %8,5-9 civarında da ekilebilir alanlarımızda da bir azalma söz konusu. Şimdi ama tabii ki... Niye azalıyor? <laughs> Buralara inşaat falan yapılıyor. Yani işte yani, amacı dışında kullanılmaması. Demin ifade ettik erozyondur. Evet. Pek çok nedenleri var bunun. Ama artı olan bir şey var. Onu da söyleyelim. 2019 yılından itibaren de hem o arazilerin miras yolla bölünmesinin uygulanması... Yeni atıl alanların, toprakların, tarıma elverişli olanların tarıma açılması. Bunlarda ekilebilir alanlarda 3.3 bir artış var. Bu iyi bir haber. Şimdi şöyle özetlersek, tarımda kalıcı sürdürülebilirliği yakalayabilmek için ya da bu tarımdaki küçülmenin büyümeye çevirebilmemiz için önce bizim tarım nüfusumuzun gençleşmesi gerekiyor. Tarım alanlarımızı açtık, Tarım nüfusumuzu gençleştirdik. Tarım nüfusumuzun kaç olduğunu bir daha hatırlatalım izleyenlerimizi Mehmet Reis. Şu an çiftçimizin ortalama yaşı neydi? 57. 57. Şu an 57 yaşında. Ve gençlerimiz maalesef tarıma yönelilmiyor. Ve bunun için de bizim bir önerimiz var. Diyoruz ki gençler en çok teknolojiye e, takip ediyor. Bunu gözlemliyoruz. Benim gittiğim yerlerde, okullarda da bunu gözlemliyorum. Şimdi diyoruz ki biz tarımda, işte büyümeyi sağlayabilmek için teknoloji yaygınlaştıracaksınız. Teknoloji gençleri cazip hale getirecek ve siz gençleri tarıma teşvik etmeniz lazım. Ve tarımı itibarlı bir meslek olarak ve gelecekte onlara istikrarlı bir gelir elde edecek. Çünkü gençlere sorduğumuz zaman diyor ki benim yani tarımda diyor gelir istikrarı yok diyor. Ya da diyor ki ben büyük şehirde sosyal donatı alanları var orada. Diyor ki ben rahat ama siz de kırsal kesime sosyal donatı alanlarınızı, sağlık, eğitim pek çok konuda o gençlere sunmanız gerekiyor. Çünkü 1955'ten sonra Avrupa bunu yaptı. Garanti tarıma garanti fonu adı altında bunları yaptılar. Şimdi onun için ben inanıyorum ki ve şimdi belki biraz sonra onu aktarabiliriz. Tarımda yapılan yeni yeni projeler, tarım politikalarının yenilenmesi ben hiçbir zaman ümitsiz olmadım. Ee, bunlarla birlikte biz tarımda büyümeyi sağlayacağız. Ben ona inanıyorum. Evet, çiftçinin desteklenmesi gerekiyor. E tabii bunları yaptıktan sonra çiftçinin desteklenmesi zaten... O dediğimiz bunu işi... Bunu söylememek lazım. Yani tüm dünya ülkeleri aha, ciddi oranda tarımında <laughs> destekliyor. Bugün Amerika... G20 toplantılarından sonra demeçler veriliyor. İşte biz tarıma destek olmayacak, tarımı sübansı etmeyecek. Ama bugün bakın Amerika'ya, Avrupa ülkelerine bakın çok ciddi hem tarımda, tarlada, üretimde destekleme hem de ihracatında pansiyon yapıyor. Sen diyor sat işte şu kadar fiyata ben vereceğim sana Merkez Bankası'ndan diyor. Bu tarıma çok ciddi özellikle demin ifade Tabii. ettiğiniz gibi pandemi, küresel iklim değişikliği, savaşlar, çatışmalar. Ondan sonra bu daha çok evet. bizim tarımsal üretimimizi... Büyümek için güçlendirmemiz lazım. Türkiye'de bu potansiyel var. var. Tarımsal üretimin desteğinin dışında bir de çiftçiyi bizzat bulunduğu yerde sosyal şartlarını geliştirmekten de bahsediyorsunuz. Bu da evet. herhalde belki de en az onun kadar etkili genç çiftçiyi ikna etmek adına. Daha doğrusu gençleri çiftçiliğe ben, devam ettirebilmek e, 1994 adına. 1994 yılında Türkiye'de ilk defa e, yani hatırladığım için tekrar etmek istiyorum bunu size o günün siyasi partileri kalıcı olsun. <laughs> siyasi parti liderlerini o dönemin valisi İstanbul valisi 94 yılında o dönemin belediye başkanını, bugünkü sayın Cumhurbaşkanı hepsi bir araya geldiler biz göç paneli yaptık. O göç panelinde göçü dile getirdik. En önemli şey kırsal kalkınmada göç devam ediyor Türkiye'de. Siz kırsal kalkınmada o günün sonuç bildirgesi bugün de geçerli. O günde eğitim sağlık ve güvenlik gibi pek çok konuda e, sosyal donat olanları yapılması, aile çiftçiliğine, aile üreticiliğine destek verilmesi gerektiğini. Ha biz şunu söylemiyoruz bugün. Aile üreticiliğine destek vereceğiz ama e, ölçek e, yapıda daha çok avantajlı olan büyük işletmeler ya da büyük yatırımlar gerekli. Artık kırsalda beklemeyecek <laughs> devlet bunu yapacak. Devlet evet. artık girmek zorunda. Diğer ülkelerde görüyoruz bugün. 90'lardan evet. bu yana çok anlamlı bir değişim, dönüşüm olmadı kırsalda diyorsunuz değil mi Mehmet? Evet. Kırsalda yani göç hala devam altını ediyor. Altını yani. çizmek lazım. Evet. Öyle olmasa göç biterdi. Evet. Ee, bir de tabii ki şu var. Hep aynı şeyi söylüyorum. Ben hani çiftçiliğin gerçekten de daha havalı bir meslek olması lazım. Daha havalı bir iş olması lazım. Değil mi? Da öyle, dünyada öyle. Gerçekten öyle. Yani evet. hani biz eli öpülesi insanlar ama gençlerin özenmesi için orada onları gerçekten de etkileyecek bir gelir her şeyden önce çiftçi açısından. Dünya da bunu söylüyor. Modeli. Bakın 2014 evet. yılında aile çiftçiliğini temas olarak işledi FAO. Evet. Dünya Birleşmiş Milletler Tarım ve Gıda Örgütü. 2017 yılında da göç teması göçtü. Biz onu da 1994'te söyledik. Yani hala o sorun devam Tabii. ediyorsa göç, bunu çünkü gençleri biz kırsalda tutmalıyız. Çünkü her ne olursa olsun tamam teknolojiyi getireceksiniz ama e, muhakkak insan faktörü de kesinlikle var. öyle. Şimdi tabii bir takım yönetmeliklerin yaşandığı bir yılı arkamızda bıraktık. Hem 2024'te tarım arazilerinin kullanımının etkinleştirilmesinin desteklenmesine dair bir karar çıktı. Geride bıraktığımız yıl özellikle şu tarımsal üretimin planlaması hakkında uzun zamandır bir türlü planlama, planlı üretim yapamıyoruz diye burada şikayet ettiğimiz, e, sizlerin paydaşlar olarak şikayet ettiği konu çözüme gidilmek üzere en azından yönetmelik ortaya çıktı. Nasıl gidiyor bunlarda işler? Bu gelişmeler umut verici dediniz. Şimdi, tabii başında. bu söylediğiniz son tarım alanlarıyla ilgili karardan hemen önce ben, bu, ne? Bu süreci başlıklarla şöyle kısaca özetlemek isterim. 2022 yılında Cumhurbaşkanlığı tarafından tarımın altyapının güçlendirilmesiyle ilgili kararın yanı sıra e, tarımdaki stratejik kritik ürünler belirlendi. Bunlar neydi? İşte hububat, bakliyat, yağlı tohumlar. Tırnak içinde biz bunları yıllar önce söylediğimizde şehir efsanesi deniliyordu. Onu da ifade edeyim size. Tabii ki bunun hemen e, bu cumhurbaşkanlığı Aralık 2020'de çıktığı zaman akabinde orta vadeli program açıklandı Eylül ayının 6 Eylül'de. Orta vadeli programda da e, stratejik olarak, olarak belirlenen ürünlerin kendi kendilerine yeterlik oranlarının artırılması söylenildi. Hepsi üstü, ya peş peşe geldi. Hı hı. 15 Eylül'de tarımda sayım ve tarımsal üretim planlaması e, resmi gazetede yayınlandı açıklandı. Şimdi tarımda sayım deyince ah hanım 2001'den beri tarımda sayım yapılmamış. Eğer siz e, veri tabanınızı güncelleyemezseniz ne kadar plan yaparsanız yapın bunu oturtmak bunu e, yönetmek çok zordur. Mühendislikte bir kural vardır. Altyapı verileriniz yok ise performans Tabii. ölçülerinizden söz edilemez. Şimdi, Şimdi bunun çok affedersiniz. O çürüyen soğanları falan bir hatırlatalım izleyenler açısından değil mi? İşte bunlar plansız e, hmm. üre, dikim ekim yapılması kaynaklıydı, değil mi? Yani, tabii yıllarca hani, bu dediğiniz tabii. soğan patates bir sene tabii. fiyat yapar, ekilir, yer, sene hurra, düşer. Bu kısır bir döngü hep böyle devam evet. etmiştir. Yani bu akabinde e, tarımda sayım ve tarımda planlama e, konusu konuşulduktan, hemen sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin genel kurulunda bu sefer 12. kalkınma planı onaylan. Bunun da altında özellikle dijitalleşme ile ilgili, teknoloji ile ilgili bazı çalışmalar oldu. Ve geldik, o Ekim 2023'te yapılmıştı. Ocak ayına geldik. Ocak ayında da Sayın Bakan Mümak'la açıkladı, Tarım Orman Bakanımız İbrahim Mümak'la. Dedi ki, biz Eylül ayında planlı üretime geçiyoruz. Hakikaten çok önemli planlı üretim. Ve bugüne kadar planlı üretimin geçilmesi demek, demek ki yapılmaması anlamına geliyor. Evet. İkincisi, akabinde sizin söylediğiniz hemen Şubat ayında tarımsal alanlarının etkinleştirilmesinin desteklenmesi konusu. Yani tarım alanlarımızı, atıl tarım alanlarımızı... Şimdi demin söyledik hani Niye 2019'da... Ne geliyor bu Mehmet Reis? Tarım alanlarımızın... Nasıl bir destek Size bu? şöyle söyleyeyim yani bugün bizim e, 38 milyon hektar bir tarım arazimiz var. Bunun 25 milyon hektar alanı ekilebiliyor yani. Bunu rakam olarak verdikten Hı -hı. sonra bizim şu an 3.1 milyon hektar nadas alanımız 2 milyon hektarda ekilemeyen alanımız var. Bu 5.1 milyon, 5 milyon hektar yapar. Şimdi bunun ilk kademesi zannediyorum Sayın Bakan açıkladı. 779 bin hektar gibi bir alan açıkladı. Tamam. Tarıma açılacak, ekilebilecek. Ben size yani şöyle nasıl teşvik söyleyeyim. edilecek çiftçi orada? Bir kere her şeyden önce tarımda e, ekilebilirlik, yani ne kadar miktarda ve ne çeşitli ürün ekeceğinizi bir kurul karar verecek. Yani hmm. bakanlık karar verecek. Tamam. Yani bu sene patates çok ekme, soğan ek. Ya da dünyada hangi ürün gidebiliyor? Mesela bizim şimdi ihracat kısıtlaması olan ürünlerimiz var. Yani çünkü tarım sektörü hem sadece insan beslenmesi, canlının beslenmesinin ötesinde e, tarım sektörü devlete bir e, 5.6 milyar dolar geçen sene dış ticaret fazlası verdi. Hı hı. Yani e, bir dengede evet. 5.6 milyar dolar. E, siz e, evet tarımda bir küçülme 0.2 var ama e, bir artısı var. 5.6 milyar dolar civarında. Ondan önce de 7.6 milyar dolara kadar çıkmıştı. Böyle bir sektörden bahsediyoruz Tabii. biz. Bu e, bu alanların hangi ürünler ekilebilir, havza bazlı çalışmalar yapıldığı zaman ne ihtiyaç var, onların ekimi sağlanacak ve o şekilde üretim desteklemesi yapılacak. Bu planlama dünyanın her yerinde var ve çok da başarılı olmuş. Çünkü neye ihtiyacınız varsa onu ekmelisiniz. Niçin biz bir eksik kalan ürünümüzü ithal Tabii. etmeyelim? Bizim şöyle söyleyeyim kendi kendine yeterliğimizi bir sağlayabiliriz planlı üretimle. Ve aynı zamanda biz hem milli yani güvenlik stoğumuzu da temin ettikten sonra dış ticarette daha güçlü, daha rekabetçi oluruz. O zaman ihracat kısıtlamaları da olmayacak. Tabii, daha fazla şüphesiz. ülkemize döviz elde edilecek. Yani bu alanların kademe kademe tarımı açıp tarımın kullanılması, sadece tarım demiyorum. Meralarda hayvancılığın otlatılması. Bunlar hem fiyatların düşmesine ama sürdürülebilir tarım için Son derece önemli. Zaten bu hedeflenmekte. O gıda planlamanın... arzının, gıda güvenliği arzının sürdürülebilirliği önemli. Önemli. Ee, o planlamayla ilgili çalışmalar başladı herhalde evet. değil evet, mi? Evet başladı. Böyle il, il, kör köy, ilçe, ilçe. Ne yapılıyor orada? Yakından ne Yakından takip ediyorum. Yani şu an e, TİGEM Genel Müdürü olsun, Sayın Bakan olsun, biz daha önce 2016 yılından beri ben yani sıkı, iç, yani <laughs> e, sektörün içinde olan bir kişi olarak e, bizler her şeyden önce, hanım bizi yani umutlandırdı. Hı hı. Yani tarımımızın geleceğiyle ilgili umutlandık hepimiz sektör olarak. Bu kayıt sistemi. Evet, bu kayıt sistemi, Sayın ve şu an saydığımız bütün bu tarımsal politikalar, bu projeler bizim yıllardır beklediğimiz, yıllardır sizlerle konuştuğumuzun tabii, karşılığını tabii. Her bulduk bu konuşalım. projelerde. Son derece mutlu olduk. Orada bir dijital evet. altyapı kurmak gerekiyor ama değil mi herhalde? Tabii, yani yani yatırım yapılması teknoloji, lazım. Tabii teknoloji onun için, gerekiyor burada. E, dedik ya tarımda sürdürülebilirliği ya da büyümenin sürdürülebilirliğini sağlamak için teknoloji yaygınlaştıracaksın. Bu da dijital teknoloji. Evet. Aslında e-devletleşme konusunda o kadar başarılı bir ülkeyiz ki inşallah e-tarımlaşma konusunda da aynı başarıyı göstereceğiz. İşte gençlerin olması evet. lazım. Çünkü evet. teknolojiye çok daha e, yatkın ve de çok daha istekli olan çünkü siz dijital teknolojiyle tarıma bunu yansıttığınız zaman çiftçinin bir kere zamanını en iyi şekilde değerlendirdiği gibi tarlaya ilaç yap, verdiğiniz zaman ilaç oranı azalacak. Çevreye az daha az kirleteceksiniz. Tabii. Çünkü çevreye dost ona uygun üretim yapacaksınız. Çünkü yeşil mutabakatta yarın Avrupa Birliği size bu şekilde yapmadığınız zaman siz küresel ısınmaya e, oradaki onu en aza indirme çalışmalarını yapmanız için bu tarladan başlıyor. Biliyorsunuz küresel ısınmanın %14'üne yakın bölümü hayvancılık ve tarımdan geliyor. Yani bir yandan siz çevre dostu bir üretim yapmak zorundasınız. Tabii. Yani tabii ki bunların hepsinin alt alta dizayn ediliyor, bunları e, e, bizlerle paylaşıyorlar. Yani en önemlisi odur. Çünkü hepimiz birlikte bu ülkenin... Hulmalı bir çalışma var mı planlı üretim konusunda? Ciddi oranda ben bunu görüyorum. Var. Ha, sahada olması çok lazım. Hevesli. Tamam. Ve bu işi e, tamamlayabilmek için... Kaç yıl ki sürer önemli. mesela Türkiye'de? Yani tam örneğin bir sistemin e, önümüzdeki bir iki sene içerisinde sayım yapılacağı söyleniyor. Benim tahminim 2028-2029'a doğru Türkiye çok farklı tarımda e, tamam. inecektir diye yani düşünüyorum. Yani yönetmelik geçen yıl çıktı ama 3-4 seneden önce de buradan bir sonuç elde etmek çok kolay değil. Bir 3 yılı en azından evet. bir... Alacak Efendim, anladığımız kadarıyla değil, değil mi? Efendim söylediniz ya, tarım ulusal güvenlik kadar evet. önemlidir. Çok ciddi, stratejik bir, bir, bir konu. Bunu tüm dünya kabul etti. Bu bu tür çalışmalar, eğitim, sağlık, tarım siyaset üstüdür. Hepimiz imece usulüyle bu işe destek vermemiz gerekiyor. Evet. Türkiye'de bu potansiyel var. Bakın atıl arazi 5.1. Hollanda'nın nüfus e, yüz ölçümü, yani e, tarım alanı olarak hektar olarak da bugün... ...yaklaşık 4 milyon hektar alan... ...3 milyon 780 milyon hektar alan da Konya... ...Belçika'nın... E, ...yüzü ölçümü 3 milyon 30 bin hektar... ...yani burada onların... Mesela, e, ...Belçika 50 milyon... ...50 milyar dolar ihracat yapıyor... E, ...Hollanda 122 milyar Bizim euro... ...ihracat, ne ihracat, ne ihracat yapıyor... Tarım Bizim ...35 etmiş. milyar tarım gıda içeceklerimiz... ...35, şey dahil mi? 35, 35 milyar. milyar dolarlık bir ihracatımız var... ...geçen seneye göre artış var... ...ancak şunu söyleyeyim Türkiye... Çok kısa zamanda 50 milyar dolarda da e, ihracatını yakalar. Sadece şunu söylemek istiyorum. Planlamadaki kastımız şu: Planlamada önce Türkiye'nin bir e, 86 milyon nüfusu var. Efendim vatandaşı var, göçmenler var, e, Türkiye turist olarak gelen misafirler var. Tabii. E, bir de Türkiye'nin ihracat üretimi ihracatta bir verdiği bir ürün var. İşte sizin ürettiğiniz de bu e, bu e, tüketimi bu tabii. bu miktarı uyumlu olması tabii. lazım. Siz bu planı yaptıktan sonra 50 milyar dolar değil inanın bunu kalpten söylüyor. Ben bu 50 milyar doları 30 sene önce söyledim, 35 sene önce söyledim. Bugün de diyorum ki Türkiye'nin Türkiye hakkı... 100 milyar dolar daha yapabilecek kapasite var ülkemizde. Bunu evet. ama tabii ki doğal kaynaklarımızı en iyi şekilde kullanacağız. <laughs> küresel iklim değişikliğinden daha, etkilenebilme, daha az etkilenebilmemiz için Tabii. tarımda e, küresel iklim değişikliğine uyum stratejilerini bir an önce Tabii. yapıp bizim tarımsal üretimimizde küresel iklim değişikliğine uyumunu sağlamamız lazım. Teknolojinin, yapıldığı bir tarımla 100 milyara çıkmak lazım. Kesinlikle. Hani Doğal kaynakları minimum kullanacak bir şekilde o sistemi kurduktan sonra da e bu başarıyı elde etmek mümkün diyor Mehmet Reis de biz işin politika tarafını konuşmaktan e, tarımla ilgili gerçekten de Reis gıdaya bir türlü gelemiyoruz hiç gelemeyeceğiz biz Reis konuşuyoruz. E, sizin ihracat ne kadar toplam cironun? Onu Bizim hemen Bizim toplam cironumuzda tabii ki e, biz önce 29 ülke ya bu ülkenin içerisinde en önemlisi dünya tarım ürünleri ihracatında ve üretiminde ilk onda olan 5 ülkeye ya yarısına biz Türk çiftçimizin ürettiği ürünleri o ülkelere gönderiyoruz. Ama ilginç olan Amerika Birleşik Devletleri pirinç satıyor. Biz paket, butik yani Amerika'ya pirinç gönderiyoruz. İlginç olan Kanada dünyaya yeşil mercimek satıyor. Dünyaya kırmızı mercimek satıyor. Dünyaya nohut satıyor. Ama biz de Kanada'ya da gönderiyoruz. Bravo. Yani Almanya, Fransa tabii Türkiye'nin bir markası olarak ben Türkiye yani topraklarında dağları. yetişen ürünler. Sadece şunu söylemek istiyorum. Bugün ülkemizde yetişen ürünlere dünya piyasalarından ciddi oranda talep var. Dünya fiyatlarının üzerinde Amerika, Hollanda, Almanya, Fransa talep ediyor. Ben diyor sizin toprağınızda yetişen ürüne şu kadar fark verim. Kendim üretsem de sen bu ürünü bana ver, getir, gönder diyor. Bunun biz değerlendirmeliyiz bu fırsatı. Şimdi Türkiye hem ürettiği üründe iç piyasada tüketimi karşıladığı gibi ihracatta da en üstün rakamları elde edebilir ve Türkiye Demin 50 milyar dolar, 100 milyar dolardan bahsediyoruz. Türkiye öyle bir coğrafi yapısı var ki bir gıdada tedarikçi üstü olacak ülkelerin başında. Yani ilk sıralarında gelebilir. Türkiye'de bu var. Bizim çiftçimiz çok cefakardır. Bütün bu tarımsal girdilerdeki sıkıntılar olsun, iklim şartları olsun yine de ekiyor. Yani eli öpülseli çiftçiler dediniz ya yani en şeyi de işte evet. Atatürk hani e, e, Türk üreten çiftçi, üreten çiftçi müstahsil tabii. köylünün efendisidir diyor. Demin dediniz ya itibar Avrupa bunu veriyor diye biz e, çiftçimizi Aynen öyle. omuzlarımıza Aynen taşımak öyle. lazım. O günleri de konuşuruz evet. Mehmet Reis'le inşallah. Yeter ki bu azim ve inanç olsun Hı. Mehmet Reis. Gibi üreticilerde. Sağ olun var olun Siz bir de kez daha. Çok çok teşekkür, çok teşekkür ediyorum. Ederim. Kısa bir reklam arasında gidiyoruz reklamların ardından e, burada bir uluslararası kalkınma ve çevre derneği İdea Universal'ı ağırlıyor olacağız. İdea Universal enteresan bir e, sivil toplum örgütü e, gönüllülerden oluşan. Ee, bölgemizde, Afrika'da böyle tak 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 su kuyuları açıyor. Özellikle Afrika tarafına çok eğilmiş durumdalar. Ee, Türkiye'de de çok iş yapıyorlar. Orta Doğu'da da çalışıyorlar. Ee, 1 milyona yakın insana ulaşmış durumdalar. Dolayısıyla enteresan bir örgütlenme modeli. Hakan Girginer bizlerle olacak. Görüşmek üzere. Evet çok değerli bir gönüllü bir örgütlenme bir sivil toplum örgütlenmesi. Aslında yıllar önce kurucusu Sayın Dağlıyı ağırlamıştım ben. Uluslararası Kalkınma ve Çevre Derneği Idea Universal bu defa proje geliştirme direktörü Hakan Girginer bizlerle birlikte. Benim bıraktığım yerde yani bir 4 yıl önce Hakan Bey en son Afrika'da bıraktım ama siz artık ucu bucağı kalmamış. Çünkü Türkiye'de de artık Afrika'yı aratmayan görüntüler. Felaketler, depremler, yaşanan pek çok sıkıntılar. Keza Orta Doğu coğrafyası da öyle. Ee, kolay gelsin. Biraz sizi tanıyalım istiyorum. Çok teşekkür tekrardan. ederim. Ee, benim adım Hakan Girginer. Uluslararası Kalkınma ve Çevre Derneği'nin e, proje geliştirme direktörüyüm. İsmimizin bir hikayesi var. Uluslararası Kalkınma ve Çevre Derneği'ni İngilizce yazıp baş harflerini alırsanız ortaya IDEA çıkıyor. Hmm. E, ve uluslararası alanda faaliyet gösterdiğimiz için... İdea universal olarak biliniyoruz. Hı hı. E, çalışma yaptığımız ülkelerde, e, biz açlıkla, aşırı yoksullukla, susuzlukla mücadele ediyoruz. Diğer taraftan doğal afetlerin getirdiği çok büyük yıkımlarla da mücadele ediyoruz. Bu bağlamda bugüne kadar 10 farklı ülkede çalışma yaptık, e, çalışmalar yaptık, çok gurur duyduğumuz projeler bitirdik. Şu anda e, Afrika'da, Tanzanya'da, Dolayısıyla tabii ki Zanzibar'da, Tanzanya'nın üzerinde, Uganda'da, biraz daha aşağı inerseniz Madagaskar'da, Atlantik kıyısına gidecek olursanız Gambiya'da, Senegal'de, Asya'ya gidecek olursanız Nepal'de ve tabii ki Türkiye'de çok kapsamlı çalışmalarımız var. 3000'in üzerinde su projesi bitirdik bugüne kadar. Toplamda 350 köy <laughs> toplamda 350 akıllı köy projesi. Yaptık çok gurur duyuyoruz bununla ee, ve Türkiye'de yaptığımız <laughs> çalışmalar haricinde şu ana kadar bizim yaptığımız çalışmalar 1 milyon insanın hayatını olumlu yönde etkiledi ve kalıcı bir etki yarattı. Ee, buna çok gurur duyuyoruz çünkü <laughs> bizim boyumuzdan çok çok büyük bir rakam 1 milyon. Evet. İstanbul'daki kaç yıllık e, bir örgütlenmesiniz siz? Ee, ne zaman kuruldunuz? Bizim kabaca bir 10 yıllık geçmişimiz var. 2014 diyebiliriz. Kısa bir süre gibi geliyor bu ama bu kadar süre içinde gerçekten çok uzun bir listeyi doldurabilecek nitelikte gurur duyduğumuz çok önemli projeleri. 1 yani milyona yakın insana dokunmuş olmak büyük bir başarı gerçekten. Çünkü bir yandan da baktığım zaman ve biraz Hayri Bey'le de yaptığım konuşmalardan da hatırlıyorum. Siz böyle hani bir seferlik bir yardım için gitmiyorsunuz. Bir sistem kurmaya gidiyorsunuz gittiğiniz yere. Şimdi deprem bölgesini ayıracağım ben, o ayrı. Ama Afrika ile başlarsak eğer, çok büyük bir yoksulluk, yoksunluk, onca imkanın ortasında bir o kurduğunuz biraz sistemi açmak lazım. Çünkü bugün pek çok örgütlenmeden çağrı geliyor. Afrika'ya su kuyusu açmaya gidiyoruz diyorlar mesela. Vallahi hiç kolay bir şey değil. Şimdi birazdan ben Kesinlikle. Hakan Girginer'e anlattıracağım. O su kuyusunu böyle anlı şanlı böyle hanımlar falan toplanıyorlar gidiyorlar. Kusura bakmayın açıyorlar da o su kuyusu acaba kaç hafta kaç ay orada hizmet veriyor? Anında kontamine oluyor. İçine bir hayvan düşüyor. Şu oluyor bu oluyor. Şimdi ben olaya böyle bildiğim için girmiş olayım. Siz anlatın. Siz kalıcılığı ve sürdürülebilirliği dert edilmiş bir derneksiniz. Ne yapıyorsunuz? Kesinlikle. Her şeyden önce gerçekten size çok teşekkür ederim. Çünkü konunun bizce en can alıcı evet, noktasından orası, girdiniz. Evet burası farkındayım. Biz bir defalık yardımlara karşıyız. Çünkü bir defalık yardımlar uçakla pirinç çuvalları atmak, un atmak vesaire tarzı ya da bir defalık gıda yardımları yardıma muhtaç toplumlar inşa ediyor. Ve e, öyle bir hale geliyor ki insanlar bir elleri bu şekilde bekler halde kalıyorlar. Maalesef. Ee, bu çok onur kırıcı İnsana bir hiç yaşam tarzı. Bir şekilde, çok evet. onur kırıcı bir yaşam biçimi. Biz sürdürülebilirliği gözeterek kalıcı ve artık e, bizim ilgilendiğimiz bölgedeki insanların yardıma ihtiyaçlarının kalmayacağı seviyede bir hayatlarının olduğu ve böyle bir hayatın tesis edilebildiği koşulları yaratmaya Peki, çok çalışıyoruz. Tarif eder misiniz? Böyle? Somut bir örnek verin. Nasıl bir iş yapıyorsunuz? Çıktığınız zaman gözünüz arkada kalmıyor. Şöyle, çok somut örnekler vereyim size. Tanzanya, Zanzibar. Zanzibar bir çelişkiler adasıdır zaten. Zanzibar kuzeydeki otelleriyle bilinir. Tabii. Çok güzel gibi. Foto fotoğraflar verebilir ama Zanzibar'ın iç kısımlarına girdiğiniz zaman... ...gerçekten çok ciddi yoksulluk, açlık, susuzlukla karşılaşırsınız. Kirba Köyü. Şimdi açlık var. Ve açlık dediğimiz zaman... Annelerin ağaç yaprağı kaynatıp çocuklarına yedirdiği, ağaç kabuklarının yenildiği bir ortam düşünün. Açlık gerçek bir açlık. Hı hı. Biz bu köylerde öncelikle suyu bulmaya çalışıyoruz çünkü su hayatın başlangıcı ve bu suyun Dünya Sağlık Örgütü'nün standartlarında temiz ve sağlıklı bir su olması gerekiyor. Bütün çabalarımız bu yönde. Suyu çok kısaca anlatıyorum. Suyu bulduktan sonra biz bu su, suyu iki farklı amaç için kullanıyoruz. Bütün hanelere su götürüyoruz. İnsanlar günde saatlerce yürüyerek su getirmek zorunda kalmıyorlar. Ama diğer taraftan... Bir bile... Bağlıyorsunuz bir şebeke, bir sistem kuruyorsunuz. Kesinlikle, kesinlikle. Hanelere hepsine kendi muslukları olan çok güzel bir şebeke kuruyoruz. Ama bu suyu da kuyudan güneş enerjisiyle, panellerle bunun çalıştırdığı bir pompayla vesaire çıkarıyoruz. Ortak bir tarım alanı tesis ediyoruz. Köylüyle konuşuyoruz. Bu ya tamamen ortak oluyor ya parsellere bölünmüş oluyor vesaire. Fakat yörenin tohumlarını topluyoruz, bir tohum bankacılığı öğretiyoruz, akıllı sulama sistemleri geliştiriyoruz. Aç olan bir köyde yılda dört defa hasat alınabiliyor. Bu hem köyün doyması anlamına geliyor hem de elde edilen bu artı değerin pazarda satılarak köye ekonomik bir girdisinin sağlanması çok önemli. Bu sayede. E, köy artık yarın düşünebilecek hale geliyor. Bunun çok çeşitli uzantıları da var bizim hayatlarımıza etki eden. E, yani erkekleri, yıllardır Afrika'nın kaynaklarını sömüren memleketlerin e, şu modeli düşünmeyip de bu kadar bir avuç gönüllünün e, uygulamaya çalışıyor olması da gerçekten de çok düşündürücü. Şimdi sizi dinlerken hafif bir gülümsedim. Yerden göğe kadar haklısınız. E, biz bu bahsettiğim modelden bugüne kadar yaklaşık 350... Köyü bitirdik. 350 köy kurdunuz böyle. içinde tarım arazisi olan, tarım arazisi su olan, şebekesi yapılmış olan, evlere musluk bağladığınız. Tabii ki. Akıllı köy dediğiniz bu mu mesela? Akıllı köyde çok farklı şeyler yapıyoruz. Tamam, o ayrı. Daha üst farklı bir sistem var. Ee, Teknoloji var herhalde orada biraz. Tabii ki. Ee, evlerin artık kendi güneş panelleri oluyor. İçeride mum yakmak zorunda kalmıyorlar. Çünkü yangın çıkarabiliyor mumlar ve verimli değil. Ee, dolayısıyla... Evet. Elektrik ışığıyla aydınlanıyorlar. Evlere güneş panelleri koyuyoruz. Hı. Muma para harcayan köylülerden yine ortaya bir parça para koymalarını rica ediyoruz. Biz bu paranın üzerine destekte bulunuyoruz. Ciddi bir destekte bulunuyoruz. Köye kütüphane yapıyoruz çünkü köyün okulunu kuruyoruz. Anladım. Bu artık akıl seviyesinin iyice yukarı çıktığı seviye. Temel olarak az önce dediniz ya 350 köy kurduk. Bir köyün maliyetini bir köyün Böyle bir maliyeti, köy kurmanı. yani Afrika'da musluğundan su akan işte su kuyusu çalışır vaziyette olan ortak tarım arazisi geliştirilmiş olan az önce saydığınız kriterleri taşıyan bir köyün maliyeti Bir köyün maliyeti bulunduğu bölgeye bağlı olarak çok az değişiklikler gösterse de tamam, kişi başı 14-15 dolar civarında gibi yaklaşık 18 bin dolara biz bir köyü tamamen değiştirip. E, ...köylüye teslim edebiliyoruz. Ama köylüye teslim ediyoruz derken... ...lütfen yanlış anlaşılmasın... ...biz en küçük su projemizden... ...akıllı köylerimize kadar bütün projelerimizi... 10 yıl boyunca takip ediyoruz. Bizim için sürdürülebilirlik önemli. Ya uzaktan takip ve gelmeler... ...gitmeler ve ziyaretler şeklinde. Yerel gönüllülerimiz var. Ha. Bunun dışında... ...bizim kendi çalışanlarımız var. Bunun ötesinde biz kurduğumuz sistemlere... ...uydularla haberleşebilen... ...küçük sensörler takıyoruz... Herhangi bir şekilde bir sistemin içinden su geçmezse örneğin evet, anladım. İstanbul'da bir kırmızı bayrak oluyor, biz onu biz onu biliyoruz tamam. ve ona odaklanabilir. Burada su kuyusunda bir problem çıkmış, buraya müdahale etmek gerekir diyorsunuz, yerel temsilcilerinizle temasa geçiyorsunuz. Kesinlikle tamam. bir su kuyusunda e, herhangi bir <laughs> sorun çıkmaması için baştaki etütlerin çok doğru yapılması gerekiyor. Çünkü e, su kuyusu aslında o kadar basit bir şey değil. Herkes kafasına göre su kuyusu gidip açmasın değil mi orada? Var evet, ya evet, öyle. Haklısınız. Öyle heyetler var. Giden. Çok haklısınız. Uçağa biniyorlar, gidiyorlar, su kuyusu açmıyor. Yer altında farklı aküferler var. Farklı seviyelerde farklı cins sulara rastlayabiliyorsunuz. Doğru aküfere girip uzun vadeli düşünerek sürdürülebilir bir proje yapmanız gerekiyor. Çok küçük bir yere girmek istiyorum müsaade ederseniz. Çok hızlı, alayım. Ee, biz yaptığımız projeler insanlara umut veriyor. Ve bence şahsen... Yapılabilecek en büyük kötülüklerden biri bir insana umut verip ondan sonra o umudu elinden geri almak. Çok doğru. Çünkü o insanı kaybedersiniz. Dolayısıyla yaptığımız projelerde biz çok titiziz. 10 yıl, 15 yıl biz bu projeleri takip ederek ...hiçbir şekilde başarısızlığa uğramaması için çalışıyoruz. Hakan Gekiner, çok zor bir coğrafya biliyorum. Zaten içeride bir sürü darbeler marbeler. Son dönemde Afrika kıtası da karışık zaten ama... Kesinlikle. E, ...biliyorum, takip ediyorum o gelişmeleri. Size mesela yine de lokal yönetimlerden destek geliyor mu? Şimdi. Hep siville mi çalışıyorsunuz? E, hayır, e, genel yönetimlerden bize destek geliyor. E, ve anlayışla karşılıyorlar bizi. Hı hı. Aynı zamanda biz e, Birleşmiş Milletlerle de birlikte çalışıyoruz. Ekosok danışman üyesiyiz biz. Evet. Ekonomi ve, e, ekonomi ve Sosyal e, Konsey'in danışma üyesiyiz. Bizim Birleşmiş Milletler'in, e, bizi, özür dilerim, Birleşmiş Milletler'in bizi tanıyor olması bize sahada bir takım avantajlar getiriyor. Bu tarz olumsuz bir durum içine girme ile karşı karşıya kalırsak orada kendimizi daha rahat hissedebiliyoruz. Peki. Şimdi vaktim kalmadı. Deprem bölgesinde neler yaptınız? Şimdi, ya da yapmaktasınız. E, biz her zaman yenilikçiliği kovalayarak bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ve küçük olmamızın getirdiği avantaj çok hızlı hareket edebilmemiz. E, maalesef deprem bölgesinde çok büyük bir e, felaketle karşı karşıya kaldık. Burada öncelikle çok sakin düşünüp kısa, u, orta ve uzun vadeli planları ne olması gerektiğine karar verdik. Hastalık başlamaması gerekiyor. E, büyük afetlerde. ...toplumun büyük kısmını etkileyen afetlerde hastalık başlayabilir. Bunun için su gerekiyor. Temiz su gerekiyor. Hı hı. Öncelikle temiz suyla başladık. Ne su yaptınız? Depo su depoları depolar. götürdük. Yüzlerce su deposu dağıttık. Ve bu depolar yıkanmak, temizlenmek e, hijyen için çok çok büyük önem taşıyordu. Bir yandan kafalarımızı bir araya verdik. Yaşam istasyonlarını kurduk. Adına yaşam istasyonu diyoruz. Günde 10 bin litre e, sağlıklı, temiz içme suyu verebilen bir sistem yaptık. Hala bu devam ediyor. Hala devam ediyor. Deprem bölgesinde şu anda 10 tane yaşam istasyonumuz var. Kahramanmaraş'ta var, İskenderun'da var, Antakya'da var. Hani Buralar hata. çadır kentlere mi bağlı nasıl? Ee, çadır kentlerde, konteyner kentlerde, geçici barınma birimlerinde temiz ve sağlıklı su olabilmesi için bu yaşam istasyonlarını yaptık. Bu istasyonlar aynı zamanda internet de verebiliyorlar. Telefonlarını da şarj edebiliyor halk. Ee, her türlü elimizden gelen her türlü ihtiyacı karşılayabilecek nitelikte yaptık bunları güneş panelleriyle çalışabiliyorlar mümkün olduğu kadar esnek çalışmaya hı hı. çalışıyoruz bunun yanında orta ve uzun vadeli planlarımızın arasında Milli Eğitim Bakanlığı ile bir protokol imzalayarak akıllı öğrenme laboratuvarları kurduk her bir laboratuvarımızdan ortalama 300 öğrenci yararlanıyor 4-12 yaş ve burada tabletler var bu tabletlere yüklenmiş çok sayıda 500'e yakın e, onaylanmış uygulama var e, her türlü güvenlik önlemi alınmış tabletler Bunlar hı hı. E, çocuklar kolaylaştırıcılar gözetmenler ve öğretmenler e, gözetiminde hı hı. E, çeşitli faaliyetler ve çeşitli alanlarda önemli Dersler alıyorlar, eğitim görüyorlar. Man Burası kurulan mantıktan bir sınıf kadar. değil mi? Mesela özellikle Adana Karataş'taki mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarına dönük yaptığımız Kesinlikle. proje bu. Kesinlikle, tabii ki. E, siz ne yapıyorsunuz? Gidiyorsunuz o tarım arazisinde böyle geçici bir konteyner, laboratuvar mı kuruyorsunuz? Evet. Ipad'lerle, evet. e, teknolojik bir takım donanımlarıyla ve evet. çocukları orada. E, ee, anneler çalışırken babalar, çocuklarda da orada ders mi görüyorlar, Ne yapıyorlar? Ee, bu şekilde yapıyoruz. Bunun dışında e, deprem bölgesinde de hayata geçirdiğimiz öğrenme laboratuvarlarımız var. Bu laboratuvarlarda e, dediğim gibi Milliyetin Bakanlığı'yla e, imzaladığımız bir protokol çerçevesinde bu. E, 12 ay hizmet veriyor bu laboratuvarlarımız. E, çok yetkin, e, gerçekten e, konunun uzmanı arkadaşlarımız çalışıyor. Evet. Çocuklar bazı kendi programlarına göre bazı çocuklar haftada iki defa hı hı. bazı çocuklar haftada beş gün devam ediyorlar bu programlara. Peki, bunlar ve... eğitime eğitimde fırsat eşitliğinin dışında kalmış çocuklar asla o fırsata sahip olamayan çocuklar. Ee, anne babaların yanında tarlada bütün gün boş boş dolaşan, koşturan çocukları siz en azından bu şekilde belli bir eğitime tabi tutuyorsunuz. Bütün bu değirmenin suyu nereden geliyordur diye soruyor tabii izleyenlerimiz. Doğru. Hakan Girginer. Kolay değil yani. Ee, gerçekten bu finansal kolay değil. Finans Bir de finansal şeffaflığı rica edeyim sizden. Ee, biz e, bağımsız çalışan, çok cesur ve tarafsız bir örgütüz. Ee, özellikle bütün çalışmalarımızı şeffaf yapıyoruz kullandığımız her metre PVC borunun kullandığımız her tabletin hesabını veriyoruz. Nerede veriyorsunuz? Mesela nasıl ulaşabilir? Size bugün şu yayını izleyip bağış yapmak isteyen insanlarımız olacaktır. Bağışları nasıl takip etsinler? Bu susavaşçıları.org ya da ideayniversal.org ya da arama motoruna ideauniversal ya da susavaşçıları yazarak bizim web sitelerimize ulaşabilirsiniz ve biz dediğimiz gibi her kuruşun hesabını veriyoruz. Bizim çok kıymetli, aşağı yukarı 100 bin kişilik bir bağışçı bulutumuz var. Hı hı. Tabanımız demeyi sevmiyoruz. Onlar başımızın üstünde çünkü. Türkiye'de değil, her yerden ee, o zaman herhalde geniş bir ağdan mı geliyorlar? Özellikle Türkiye Türkiye Türkiye'de bu bağışçı bulutumuz, fakat dünyanın farklı yerlerinden, Türkiye'nin dışında yaşayan Türk vatandaşlarından da e, bağışlar alıyoruz ve gerçekten aldığımız her kuruşun hesabını vererek. Hı hı. E, işlerimizi yapıyoruz. Ve e, buradan eğer müsaade ederseniz bir kere daha ben e, bizi, bizim bu projelerimizi gerçekleştirmemize vesile olan bağışçılarımıza tekrar teşekkür etmek istiyorum. Peki. Ancak bu sistemin dönmesi gerekiyor tabii ki. Bütün Laka. bu işlerin yapılabilmesi için. Hakan Girginler çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Görüşmek size. üzere diyorum. Mütakip yayınlarda. Burada noktalıyoruz. Gün ortasında şimdilik değerli izleyenler. Yarın saatler 12'yi gösterdiğinde buluşuncaya dek ben Avrupa Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.